Afganistan'a gidiyoruz. Evet, Afganistan. Savaşlarla tanıdığımız, terörle tanıdığımız bölge. Ancak Afganistan bizim gönül sultanlarımızın diyarı. Horasan erenlerinin memleketi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin diyarı. Evet, Afganistan Asya'nın kalbi. Ve bir zamanların Horasan eyaletinin başkentlerinin bulunduğu Bel, Mezar-ı Şerif, Herat gibi önemli şehirleri barındırıyor. Evet, şu an İran semasındayız. Sözü daha fazla uzatmıyor. Sizleri Afganistan Hava Yolları'na ait uçaktan, İran semalarından Afganistan'la ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, Afganistan'dayız. Kilometre taşlarından birisi. Burası diyarı Horasan'ın başkenti. Evet, bugünün Afganistan'ı ve Afganistan'ın başkenti Kabil'den söz ediyoruz. Ve Kabil'e geldik. Tarih boyu sıkıntılar yaşanmıştı. Ama bizim dünyamızda Horasan medeniyetinin başkentiydi Afganistan bölgesi. Ve Horasan, diyarı Horasan, Horasan bölgesi, Horasan elleri, Horasan erenleri özellikle Hazreti Osman döneminden sonra İslam medeniyetinin bu coğrafyaya gelmesiyle şekillenmiş ve asırlarca bu coğrafya, bu bölge Horasan medeniyetine başkentlik yapmıştı. Evet, diyarı Horasan'dayız ve Horasan başkentlerini sizlere tanıtacağız. Horasan'ın 2-3-4 önemli başkenti vardı. Merv, Mezar-ı Şerif, bugünkü adıyla Bel, Herat ve diğer bölgeler ve bugün Afganistan sınırları içerisindeki Bel ve Herat ki Horasan'ın ilk başkenti bu coğrafyada. Evet, sözü daha fazla uzatmıyor. Sizleri Kabil merkezden diyarı Horasan'a, Afganistan'a götürüyoruz. Hazırladığımız belgesel görüntülerle Kabil'den sizleri baş başa bırakıyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'deyiz. Kabil'de bir sokakta, çarşıdayız. Kurban Bayramı arifesinde sizlere Kabil'i tanıtmaya çalışıyoruz. Keyfal. Keyfal. Evet, insanlar sıcak canlı, işte oturmuş. Çayını afiyetle yudumluyor sevgili arkadaşımız. İsmi o. İsmi o. Adarap başıttın, Adarap. Evet, Abdülhamit Bey çayını yudumluyor. Kabil deryasının hemen üstünde. İşte pazar, alışveriş. Gerçekten Kabil'i, Afganistan'ı gezmek gerekiyor ve insanlar farklı duygularda, farklı düşüncelerde. Bizler Afganistan'dayız, Kabil'deyiz ve sizlere Kabil'i tanıtmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz değerli izleyenlerimiz, hemen Kabil deryasının yanı başına çay semaverini koymuş. Çay dağıtıyor burada değerli arkadaşımız.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam selam. İsmi Yahi. İsmi Bismillah. Bismillah. Ve işte bir Afgan kıyafetli amcamız selamlaştık kendisiyle. Adının Bismillah olduğunu söyledi. Ve burada mutlaka erkek çocukların adında bir Allah lafzı var. Rahmetullah, Emanullah, İsmetullah, Rızkullah. Hep Allah ismiyle. Afganistan'dayız, Kabil'deyiz sizlere. Kültür ve medeniyet tarihimizde Kabil'in, Kabil'deki izleri araştırıyoruz. Evet, Kabil sokakları. Yemişçileriyle, seyyar satıcılarıyla, eşya satıcılarıyla Kabil deryasının üzerindeki Kabil sokakları. Evet, insanlar tarafından çekilen meyveler, sebzeler. Hacı Abdurrahman Mescidi. Evet, şehir arası güzel bir kule. Horasan'dan kalan Horasan harcı ve taşlarıyla yapılmış güzel bir eser. Gerçekten büyük problem Afganistan'da. Kuyudan çocuklar su çıkarmaya çalışıyor. Evet, etler ve balıklar. Değerli izleyenlerimiz, Afganistan'da hayat gerçekten zor. O kadar çok zor ki daha hayatın baharında, başında o minnacık yavrular aldıkları suyu sırtlarında saatlerce dağların zirvesine çıkarıp evlerine götürmeye çalışıyorlar. Değerli izleyenlerimiz, Türk-Afgan dostluğu çok eskilere dayanır. Horasan dönemine dayanır, Türk tarihine dayanır, İslam medeniyetine dayanır. Ama Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Türk-Afgan dostluğu devam etmiş. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye, Irak, İran, Afganistan arasında İran'ın önemli şehirlerinden birisi Sadabad'da, Sadabad Paktı Anlaşması imzalanmıştı. Ve Rusya'da Afganistan'la birlikte görüşmeler yapılmıştı. Milli mücadeleye büyük destek vermişti Afganistan. Kamil Rıfkı Bey bunlardan birisi ve Kabil'de anıtın önündeyiz. Bu şahıs buraya hastane yapılmasına vesile olur ve bir Türk aydınıdır Kamil Rıfkı Bey. Thank you.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deyiz ve Babür Şah'ın mezarı, Hindistan'da ünlü Babür Devleti'ni kuran Babür Şah'ın mezarını ziyaret edeceğiz. Babür Şah, Hindistan'daki İslam medeniyetinin kurucusu ve 400 yıla yakın Babür Devleti'nin kurucusu. Kabil'de ve Kabil'in merkezindeki Babür Bahçesi'nin içerisinde ebedi alemde yatıyor ve onun mezarını ziyarete gidiyoruz. Şu an Babür Şah'ın mezarını Kabil'in merkezindeki Kabil Bahçesi'nde. Hindistan Babür Devleti'nin kurucusu ve Kabil'den gidilmişti Hindistan'a ve Hindistan'da asırlarca sürecek ve bugün bile yüzlerce Müslümanın yaşadığı bir coğrafya olan Hindistan Yarımadası coğrafyasında İslam medeniyetini kuran Gazneli Mahmutlar Gazne şehrindendi Afganistan'ın ve bugün Gazne Kabil'e çok yakın bir noktada. Daha sonra diğer komutanlar ama en uzun süre İslam medeniyetinin kurucusu Hindistan'da Babür Hanları ve Babür Devleti'nin kurucusu Babür Han bugün Kabil'de bulunduğumuz burada hemen arkamızdaki noktada yatmakta ve mezarını ziyaret ediyoruz şu an Babür Han'ın. Evet, Babür Şah, Babür Han'ın adına yapılan mescid, üst tarafta mezarı, türbesi. Değerli izleyenlerimiz, Babür sultanları önemli. Hindistan, Babür devletini, Babür medeniyetini araştırdığımızda muhteşem bir medeniyet olarak karşımıza çıkan Babür Hanlığı, Babür devleti, Babür İmparatorluğu Hindistan'daki, onun kurucusu Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunduğumuz Babür Bağı'nda hemen önde mescit, arka tarafında mezarı bulunmakta. Babür Han'ın Afganistan'daki Babür Bağı içerisindeki mescidi ve mezarını ziyaret edip Fatiha okuyacağız. Babür İmparatorluğu, Babür Şah, diğer Babür İmparatorluklarının Hindistan'daki kurucusu. İlk başkent Agra'dır ve Agra'da birçok tarihi eser vardır. Agra Kalesi ve ünlü dünyanın 7 harikasından birisi olan Taç Mahal, Babür İmparatoru'nun eserleridir ve Delhi'deki Babür eserleri. Muhteşem bir medeniyettir Hindistan'daki Babür İmparatorluğu ve Kabil'de Babür Bağı'ndan şöyle Hindistan tarihine doğru, Babür Devleti tarihine doğru gittiğimizde ihtişamlı bir medeniyet karşımıza çıkıyor ve mescidin zarafeti, türbenin güzelliği, bağın, Babür Bağı'nın güzelliği, Babür medeniyetinin nasıl Afganistan'da kurulduğunun da bir işareti. Evet, İslam medeniyeti. Babür'deki İslam medeniyetinin kurulduğu Afganistan'ın başkenti Kabil. Kabil herhangi bir yer değil değerli izleyenlerimiz. Gerek Hindistan coğrafyasındaki İslam medeniyeti ve gerekse Türkistan coğrafyasında geçmişin Horasan medeniyetinin kurulduğu coğrafya. Bugün Afganistan'ı terörle, sıkıntılarla, işgalle, savaşlarla anıyoruz. Aslında Afganistan tarihi bir anlamda Türk-İslam medeniyeti tarihi de diyebiliriz. Ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Babür Şah Mescidi'nin önündeyiz. Babür İmparatorluğu'nu kuran ve 400 yıldan fazla Hindistan'da Türkistan medeniyetinin ihtişamlı mazisini yaşatan Babür Devleti'nin kurucusu adına yapılan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Babür Bağı içerisinde Babür Mescidi. Yekpare mermerler, kitabeler, çok hoş yekpare mermerden yapılmış minare tipi başlıklar göz ve gönül okşayıcı. Biz Afganistan'ın başkenti Kabil'deki araştırma gezimize devam ediyoruz. Thank you.
Değerli izleyenlerimiz, Babür Şah ifade ettiğimiz gibi Kabil'de, Afganistan'ın başkentinde Babür Devleti'nin kuruluşunun planlamış ve buradan fetihler düzenlemişti Hindistan coğrafyasına. Bugün mezarı adına yapılan Babür Şah Mescidi'nin hemen arkasında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ebedi istirahatgahında, arkası türbe, önü mescit. Ama mescidin zarafeti gerçekten muhteşem. Ve türbeye şimdi gidip ziyaret edeceğiz. Babür Şah'ın ruhu için sizler adına da Fatiha okuyacağız. Babür Şah'ın türbesi. Türbenin kapısı. Babür Bağı'nın etrafı çok muhteşem, çok geniş bir alan. Türbeye gidip Babür Han'ın ruhuna sizler adına da Fatiha okuyacağız. Evet, türbe açıldı ve şu anda türbe sandukası karşımızda. Değerli izleyenlerimiz, gerçekten şansımız varmış. Türbe muhteşem. Sanduka tam ortada. Yekpare mermerlerle kaplı ve şu an Fatiha okuyacağız orada. Evet, Babür Han, Hindistan İslam medeniyetinin kurucusu, Babürler Devleti'nin kurucusu ve 500 yıla yakın, 5 asra yakın Hindistan'da muhteşem medeniyet kuran o büyük zat Babür Han, Babür Şah ve Agra'sı, Delhi'si, daha birçok noktasıyla Hindistan'da İslam medeniyeti. Biz Babür Han'ın mezarında Fatiha okurken sizleri de sadece Babür Han değil, Babür Han döneminde İslam medeniyetine muhteşem hizmet yapmış, başta İmam-ı Rabbani Hazretleri, Müceddid-i Elfisani, diğer Abdullah-ı Dehlevi, Muhammed Bakibillah, birçok ilim, fikir, devlet adamı, şehitlerin ruhuna, Babür İmparatorluğundaki şehitlerin, gönül sultanların ruhuna, Kabil'in, Afganistan'ın başkenti Kabil'den Fatiha okumaya davet ederken biz de Kabil'deki Babür Han'ın mezarında Fatiha okuyoruz. El Fatiha. Babür Han, Babürlüler Devleti, Babür İslam İmparatorluğu, Hindistan'daki Babür medeniyeti, muhteşem bir medeniyet. Kitap medeniyeti, mimari, kültür, sanat, İslamiyete hizmet ve asırlarca sürmüştü. Babür İslam İmparatorluğu'nun gerçekten önemi var. Zira Babür İslam İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 1850'lerde, 57'lerde Osmanlı'nın da sonu gelmiş ve Babür Devleti'nin yıkılmasıyla Osmanlı da yıkılmıştı. Ve bu dönemi, Babürler dönemi ve Osmanlılar dönemini çok iyi araştırmak gerekiyor. Biz Kabil'e geldik. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Horasan medeniyetinin başkenti, Afganistan'ın Kabil kentinde, başkent Kabil'de, Babür Bağı içerisinde Babür Han'ın mezarını ziyaret edip Fatiha okuyoruz. Hakikaten Babürlüler İmparatorluğu, Hindistan Babür medeniyeti araştırılmaya, incelenmeye ve ekranlara getirilmeye muhtaç. Babür İmparatorluğu'nun gerek kuruluşu gerekse yıkılışı, özellikle yıkılışını çok iyi araştırmadan İngilizlerin Hindistan, bugün Pakistan coğrafyası, Bengaldeş coğrafyası ve Hindistan Yarımadası coğrafyasındaki kurulan o büyük İslam devleti Babür Şah İmparatorluğu'nu nasıl yıktığını çok iyi ortaya koymadan İslam tarihi, Türkistan medeniyetiyle ilgili araştırma yapmak çok zor. Önce Babür İmparatorluğu'ndan başlamak gerekiyor. Nasıl Babürlüleri birbirine düşürdüğünü, nasıl yıktığını, nasıl tezgahlar kurduğunu iyi araştırmak gerekiyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Babür Şah Sultan'ın mezarı başından Babürlülerle ilgili Hindistan coğrafyasında yaptığımız araştırmayı ekranlara getiriyoruz. Babürlüler Devleti, Babür İslam İmparatorluğu ve Hindistan'daki Gaznelilerden Babürlülere kurulan muhteşem medeniyet, muhteşem İslam medeniyeti. Bizler Hindistan'a gitmiştik, şu an Afganistan'a geldik. Başkent Kabil'de Babür Şah'ın mezarı başında Babürlülerle ilgili, Hindistan İslam medeniyetiyle ilgili
derin düşünceler ve farklı duygular içerisindeyiz. Evet, Afganistan'ın başkenti Kabil, Hindistan coğrafyasının İslam medeniyetiyle şereflenmesine vesile olmuştu. Kabil ise Hazreti Osman döneminde İslam medeniyetine kavuşmuştu. Değerli izleyenlerimiz, çocuklar, onlar hep masum çocuklar. Savaşlarda, sıkıntılarda en çok onlar bedel ödüyor. Onlar sıkıntı çekiyor o çocuklar. O çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Onlar bizim çocuklarımız. Ve şu an Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 bine yakın gencin misyoner tuzağına düşerek Hristiyan olduğunu öğrendik. Ve Afganistan, Kabil, Bel, Mezar-ı Şerif, Herat bunlar önemli coğrafya. Herat, Belh-i Şerif diyorlar. Mevlana'nın diyarı, Osmanlı'nın ata yurdu. Evet, bu bölgede bugün misyonerler cirit atıyor. Sıkıntılar yaşanıyor. İç savaşlar. En çok kadınlar ve çocuklar bedel ödedi. Ve bugün Afganistan'ın nüfusu bilinmiyor. Kimisi 25, kimisi 35 diyor. Ama bir gerçek ki onlarca milyon insan yaşıyor. Ve savaşlarda yaklaşık 3 milyona yakın insan öldü Afganistan'da. Afganistan sıkıntı çekiyor, çile çekiyor, dert ve ızdırap görüyor. Bizler devre alem olarak tarihe ve zamana not düşme adına Afganistan'a geldik ve Afganistan'ın kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini araştırıyoruz. Sizi Afganistan'ın başkenti Kabil'de Babür hanlarının sarayının bulunduğu yerden Afganistan'a götürüyor ve hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Peştunu ile, Özbeği ile, Türkmeni ile, Tacik'i ile Afganistan bizim coğrafyamız. Yaklaşık 30 milyon insan var. Nüfusunun %99'u Müslüman. Hanefi mezhebine mensup. Ve Afganistan önemli bir coğrafya. Ve bugün nüfusunun büyük çoğunluğu çocuk. Birçokları yetim. Zira savaşlarda 3 milyon insanını kaybetti Afganistan. Ve Afganistan sıkıntı çekiyor, çile çekiyor. Bizler başkent Kabil'de Afganistan'ın kültür tarihimizdeki yerini araştırırken misyoner örgütlerin harıl harıl çalıştığını duyduğumuzda gerçekten üzüldük. Afganistan'dayız. Değerli izleyenlerimiz, Afganistan'da o güzel talebeleri de görüyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. İsmi Yahi. İsmi Abdülbaiz. İsmi Nurullah. Hasibullah. Hasibullah. Nah. Ene İsmail. Maşallah. Türkiye. Keyfe hal? Tayyip, tayyip. Tullab, medrese? Naam. Eyni talim ulul? Nahnu nedres huna fil medrese. İsmi medrese? Darul Ulum. Darul Ulum. Değerli izleyenlerimiz İlim Üniversitesi'nde okuyorlar. İsimlerini işte söylediler. Cemi'ül Ulum, İslam ilimlerinin tümünü okuduklarını söylüyorlar. Afganistan'ın etrafı dağlarla çevrili, kaleler var ancak sivri kayalıklı dağlar ve 1700 metre yüksekliğinde, denizden rakım 1700 metre. Değerli izleyenlerimiz, Kabil'in etrafı dağlarla çevrili ve Kabil Kalesi yukarıda, Babür Şah Sarayı'nın türbesinin bulunduğu yerden kale ve kale eteklerindeki Kabil evleri, Afgan evleri gözüküyor ve çok yüksek, çok zirve dağlar var. 5000-6000 metre yüksekliğindeki
bıçaklarla kaplı. Bıçaklar güçlükle Kabil'e iniyor ve Kabil'in İslam medeniyeti Türk tarihinde önemli yeri var. Değerli izleyenlerimiz, burası Kabil, Afganistan'ın başkenti ve Kabil, Türk-İslam tarihinde önemli yere sahip. Babürler Devleti'nin kuruluşu da buradan gerçekleştirilir. Timurlenk burada vefat eder. Gaznelilerin Devleti'nin kuruluşu buradır. Horasan medeniyetinin başkentidir. Horasan Devleti'ne başkentlik yapan, Horasan'a başkentlik yapan Herat, Belk şehirleri bugün Afganistan'dadır. Kabil merkezde Mescid-i Hacı Abdurrahman. Şeker kamışını çeken makina ve suyunu içiyorlar ve çalıştırılıyor. Şeker kamışı bundan geçiriliyor ve suyu da afiyetle içiyor. Kabil Kalesi. Kabil'deki gezimizi sürdürüyoruz ve Kabil'in merkezindeki meşhur Kabil Kalesi ve oldukça eski, insanlık tarihiyle eş anlama gelen, insanlık tarihiyle tarihi özdeşleşen Kabil'deki gezimizi sürdürüyoruz ve Kabil gerçekten gezilmeye değer ve Kabil Kalesi önlerindeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Afganistan manevi tarihimizde de önemli yere sahip. Şühedai Salihin olarak adlandırılan Temime Ensar, Cübeyr Ensar Hazretlerinin sahabe-i kiramdan türbeleri Kabil'de ve şimdi onları ziyaret edeceğiz. Ve Kabil hakikaten Hazreti Alem Aleyhisselam'dan itibaren manevi tarihimizin önemli kilometre taşlarını içinde taşıyor. Ve sahabe-i kiramdan Şühedai Salihin olarak adlandırılan iki sahabenin mezarını Kabil'de ziyaret edeceğiz. Onlar gökteki yıldızlar gibi. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları. Onlar sahabe-i güzin ve iki önemli sahabe. Cübeyr-i Ensari, Temim Ensari hazretlerinin Kabil'deki türbeleri. Onlar buraya İslam medeniyetini getirmişlerdir. Türbe sandukaları gerçekten çok zarif, çok güzel vaziyette türbeyi süslemişler. Sahabenin, sahabe-i güzinin türbeleri Kabil'de vefatını okuyacağız. Mezarların üzerleri mermerle kaplı. Yine taş var, yazılar var, demir parmaklıklarla mezarlar düzenlenmiş. Türbeler var mezarlık içerisinde dört köşe. Enteresan bir mezarlık kültürüne de burada şahitlik yapıyoruz. Evet, onlar Ümmet-i Afganistan'da vefat etmişlerdi. Ve bugün Afganistan'ın mezarlığının bir köşesinde Türk mezarlığına da rastlıyoruz. Ve mezarlığı ziyaret edeceğiz, Fatiha okuyacağız. Topçu Albay Cevdet Eman'ın kızı Suzan Eman, Erman, ölümü 1941, doğumu 1924, ölüm sebebi tifo. Türklerin mezarları burada.
Selamünaleyküm. Değerli izleyenlerimiz, Şahidi Şemşide iki kılıçlı Hazreti Osman dönemindeki kahramanlardan, Allah dostlarından mezarındayız, ziyaretindeyiz. Maselam, Şükran Kesire. İsmi? Seyidullah. Seyidullah. Hep Seyit de başlar burada. Seyidullah'la beraberiz. Şahidi? Şahidi Şemşide. Şahidi? Ziyaret Şahidi Şemşire, Veli. 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 Şahidi Şemşire, Veli. Evet, Şahidi Şemşire. İki, buranın fethinde, Kabe'nin fethinde Hazreti Osman dönemi şehit olur zat. Kellesi düşer, alır kolları ile birlikte burada mücadele eder ve Kabe'nin İslam medeniyetine kavuşmasında büyük rol üstlenir Düzar ve onun türbesindeyiz şu an. İslam medeniyeti, Horasan medeniyetinin önemli başkentiydi bu bölgeler. Horasan medeniyetine başkentlik yapmıştı Kabil ve bugün Müslümanların fakirliği, perişanlığı gözlerinden, hallerinden okunuyor. Selamünaleyküm. Evet değerli izleyenlerimiz, Şahidi Şemşire, Kabil'in merkezinde Hazreti Osman döneminde buranın fethinde şehit olan zat ve iki kılıçlı zat olarak da adlandırılıyor. Biz Kabil'deyiz. ...911 Hicri Kameri'de vefat etmiş, 69 yaşındaymış. Ama bu adam döneminde buradaki Uluma, Fuzula ve diğer sanatçıların bunun döneminde bayağı yetiştirilmiş. Camiler gibi, Kaşifiler gibi, Bezatlar gibi, Amir Alişirler gibi. Bunların hepsi bunun döneminde yetişmiş olan insanlardır. Sanırım. Herat minareleri, sadece minareleriyle ünlü değil Herat. Horasan'a başkentlik yapmıştı Herat. Herat, Hüseyin Baykaraların, Fahrettin Razilerin, Molla Camilerin, Ali Şir Nevailerin, daha birçok gönül sultanının memleketi, ilim, irfan, edebiyat sahibi insanların memleketi. Ve şu an o memleketi canlandırıp geliştiren ünlü, Timur'un ünlü torunlarından sultanlık yapmış, devlet kurmuş Hüseyin Baykara'nın mezarı başı. Muhtemelen bunlardan da birisi Ali Şir Nevai ki onun emiri ama edebiyatta Çağatay Türkçesini özellikle Anadolu ve Orta Asya'da yaygınlaştıran büyük bir şahsiyet. Çağatay Türkçesinin mimarı diyebiliriz Ali Şir Nevai'ye ve şu an
onların mezarı başındayız. Sizleri Herat minarelerinden, Herat'tan onların ruhuna, bizi biz yapan değerlere sahip çıkanların ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Evet, gerçekten Herat kültür ve medeniyet mimarlarımızı yetiştiren önemli bir coğrafya. Herat bugün harap olsa da gerçekten insanları misafirperver, gerçekten binalar çok farklı, coğrafya çok farklı. Burası sanki Afganistan'ın o debdebesinden, huzursuzluğundan, savaşlarından hiç nasibini almamış gibi yeniden yeşermiş muazzam bir şehir Herat. Meşhed'e çok yakın. Türkiye'den Herat'a gelmek isteyenler Kabil'e gitmeye gerek yok. Meşhed'e gelip 250 kilometre sonra o güzelim Horasan'ın başkenti Herat'a uğrayabilirler. Ve bu minareler şehrinde insan farklı duygulara kapılıyor değerli izleyenlerimiz. Burada İslam medeniyetinin kadına verdiği önemin de bir simgesi. Bizler Agra'da Taç Mahal'i, Kırım'da Gözyaşı Çeşmesi'ni, daha birçok bölgede hanımlar adına yapılan camileri, köprüleri, kervansarayları, hanım vakıfları, hanım sultanların vakıflarını biliyoruz. Ama burada Hüseyin Baykara'nın o ünlü Herat komutanı, Herat sultanı Hüseyin Baykara'nın eşi Göher Şah Begüm Sultan'ın mezarını da biliyoruz ama Begüm Sultan'ın eşi Şahruh Miza'nın hanımı, onun da ayrı bir hikayesi var. Bizler Herat'tayız ve Herat minarelerinin bulunduğu yerde Hüseyin Baykara ve Alişir Nevai'nin mezarı başındayız. Evet, Herat'taki gezimize devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran devralen sizleri kilometrelerce uzak bir diyara götürüyor. Burası ne kadar çok uzak olursa olsun gönlümüzün sultanlarının bulunduğu, bizim coğrafyamız, bizim medeniyetimizin başkentinin bulunduğu coğrafya. Türkiye'den sadece uçakla 5 saatlik mesafeden söz ediyoruz. Afganistan'dan söz ediyoruz. Kabil'den söz ediyoruz. Ama Afganistan'ı, Kabil'i farklı tanıyoruz. Afganistan, Kabil, Herat, Bel, kültür tarihimizin kilometre taşları. Horasan'ın başkentinin bulunduğu yer. Afganistan coğrafyası. Delhi'den yani Hindistan'dan İsfahan'a kadar büyük bir coğrafyanın adıydı Horasan. Horasan Beh demekti, Merv demekti. Horasan kültür demekti, tarih demekti, ilim demekti, irfan demekti Horasan. Ve bugün Horasan'ın sadece adı dilimizde, ne medeniyetinden ne kültüründen haberimiz yok. Horasan demek Osmanlı demekti. Osmanlı'nın geldiği coğrafyaydı Horasan'ın başkenti Bel. Mevlana Celaleddin Rumi'yi kimse tanımıyor. Mevlana Celaleddin'i Bel diyor. Bugün Afganistan'ın en büyük şehirlerden birisi Mezar-ı Şerif'te. Evet, sizleri bir zamanların Horasan'ına başkentlik yapan Herat'a hakim bu tepeden ve Herat'ı muhteşem manzarasıyla biz izlerken biz sizi Horasan'a götürüyoruz. Horasan medeniyeti belgeseliyle Horasan'ın başkenti Herat'tan baş başa bırakıyoruz. Horasan diyarındayız. Horasan'ın başkenti Afganistan'dayız. Havz-ı Abbasi tahtı sefer, yani Göher Şad Begüm Sultan'ın babası. Aziz şehitler, kan içinde olan şehitler. Allah için sizi hala kokluyoruz. Yani o şehadet kokusunu hala biz canlı olarak sanki hissediyoruz. Buradan ta kıyamet gününe kadar her haliyle size dua ediyoruz. Akideti ve siyasi amiriyet tarafından yazılmış. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak şu heda diyor Mehmet Akif. Evet, şehitlerle ilgili en güzel söz, en güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Estaizübillah. Ve la tegulu limen yüktelü fî sebilillah. Ayet-i Kerime devam ediyor. Siz Allah yolunda ölenlere öldü demeyin. Onlar diridirler. Evet, şehitler, şehitlerimiz, bizim şehitlerimiz ezan için, din için, namus için, Kur'an için, vatan için şehit olan, hayatlarına
hayatlarını fidayı can eden şehitlerimiz. Onlara vefasızlık yapmışız. Sadece Anadolu coğrafyasında değil, İslam medeniyeti coğrafyasında da. Bulunduğumuz yer daha hafızaların taze taze olduğu Afganistan coğrafyası. Ve Afganistan'da 2 milyona yakın şehitten söz ediyoruz. Ve o şehitlerin kısa bir temsilcisi de Herat Tepesi'ne hakim noktada. Ben Deniz'in tabiriyle, devralemin deyimiyle Şehitler Tepesi'nin eteklerindeki şehitler. Üzücü, acı manzaralar. İslam medeniyeti coğrafyasının karış karış gezip adım adım yardım ettiği, mücahitler kazansın diye çaba sarf ettiği ve canlarını feda eden o şehitlerimizin mezarları. Bakımsız ve perişan. Değerli izleyenlerimiz, buradan Şehitler Tepesi eteklerinden, Herat'tan sizleri, başta Mücahid'in askerlerinden şehit olan tüm Afganistan şehitlerinin şahsında, bütün şehitlerimizin ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Evet, acı manzara. Bakımsız ve perişan, bunlar birer şehit mezarı. Evet, acı manzara eşliğinde Şehitler Tepesi eteklerindeki şehitlerimizin huzurundan ayrılıyoruz. Üzülmeyin. Vefasızlığa uğrasanız da cennet Cenab-ı Allah tarafından sizlere vaat edilmiştir. Cennette huzur içerisinde olun aziz şehitlerimiz. Evet, savaşlar kenti Afganistan, sıkıntılar kenti, şehitler diyarı, gaziler yurdu, Horasan bölgesi, Horasan'ın başkenti Afganistan, kültür tarihimizin temel taşlarının izinin bulunduğu, Osmanlı'nın geldiği coğrafya, Belh'in ana yurdu Afganistan ve Afganistan hep savaşlarla anılmış, bugün bile savaşlarla anılıyor, insanlar ölüyor ve geçmişte özellikle Mücahid'in döneminde, cihat döneminde, cihat mücahitlerin perişan ettiği bir Rus tankı, parçalanmış bir Rus tankının bulunduğu yerdeyiz. Böyle şu an Herat'ta binlerce, on binlerce tank var. O savaş döneminde sadece 500'e yakın savaş uçağının olduğunu söylesek şaşırmayın. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Evet, kanların yanında paralar aktı bu coğrafyaya. İnsanlar öldü, sakat kaldı, yerinden yurdundan oldu. Dünyanın dört bir tarafına buradan göçler gitti. Savaş için harcanan paralar, insanlık için, çocukların geleceği için, çevre için harcansa neler olmazdı? İlim irfan için harcansa neler olmazdı? Bu coğrafya geçmişte Cengiz Han ve Timur döneminde de sıkıntılar yaşamıştı. Evet, Herat'a hakim Şehitler Tepesi'nin eteğinde mücahitler tarafından yakılmış bir tankın önündeyiz. Horasan bizim coğrafyamız, atalarımızın geldiği yer buralar ve asırlar sonra buraya geldiğimizde muhteşem o caminin yanı başında geçmişimizi düşündüğümüzde, Horasan medeniyetini düşündüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor. Ve o Horasan'dan kalan çocuklar bize melül melül bakarken bizler geçmişi yad etmeye çalışıyoruz. Sözü daha fazla uzatmıyoruz değerli seyircilerimiz. Sizi Horasan'ın başkenti Herat'a götürüyoruz. Herat, Horasan demek, ilim demek, kültür demek, medeniyet demek. Ve Horasan medeniyetinin en müstesna izleri Herat'tan beri de yaşıyor ve yaşatılmaya çalışılıyor. Bizler Horasan'ı, Herat'ı araştırıyor, tarihe ve zamana not düşüyoruz. Devralem vaktiyle ve Herat'tayız. Horasan'la ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle sizleri Herat'ta, Herat Ulu Camii'nin yanı başında baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Fahrettin Razi Hazretleri'nin türbesinin hemen başucundayız. Fahrettin Razi Hazretleri sadece bir müfessir değil, aynı zamanda bir astronomi alimi. Hüseyin Baykara tarafından yapılan o ünlü 9 minare, 9 astronomi kulesinde yıldızları keşfedip, ayrıca yıldızlarla ilgili de ilimler, astronomi, uzay bilimleri noktasında da ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ve Fahrettin Razi Hazretleri'nin türbesinden o Tefsir-i Kebir okurlarını Fatiha okumaya davet ediyorum Herat'a. El Fatiha.
Hüseyin Fahrettin Razi'nin türbesi. İhtiyarüddin Kalesi'nin eteklerinde restorasyon ve tamirat var. Geçmişin her hatını yansıtıyor bu kale. Peygamber sevgisine şahit oluyoruz burada. Allah Resulü'nün hırkasının bulunduğu yer gayet ihtişamlı bir şekilde Horasanlı Heratlar tarafından restore edilmiş, bakılmış, yapılmış. Evet, Horasan devlet adamları, Horasan ilim adamları, müfessirler Allah Resulüne, sünnet-i seniyeye, Kur'an-ı Kerim'e büyük önem veren Ehl-i Beyt-i Resul'e sahip çıkan devlet adamı ve yöneticilerin idare ettikleri bölgeydi. Onun en güzel, en önemli nişanesinin Herat'ta Allah Resulü'nün hırkasının, kaftanının parçalarının bulunduğumuz bu yerdeki bu muhteşem mescit Allah Resulü'ne verilen önemi gösteriyor. Gösterişli mimarisi, güzel desenleriyle göz alıcı, gönül okşayıcı bir eser Herat'ta ve Herat'ın merkezindeyiz. Herat Ulu Camii, ihtişamlı mimarisiyle Herat'ın adeta alameti farikası, sadece Herat'ın değil, Horasan'ın alameti farikası Herat Ulu Camii'nin hemen yanı başındayız. Minareleriyle, göz ve gönül okşayıcı o muhteşem çinileriyle ve tam merkezi noktasında asırlardan beri bir abide gibi İslam medeniyetinin, muhteşem Türk-İslam kültürünün sarsılmaz bir eseri olan Herat Ulu Camii'nin önündeyiz. Evet, duygulanmama geldi değil. Ve Horasan bizim coğrafyamız, atalarımızın geldiği yer buralar ve asırlar sonra buraya geldiğimizde muhteşem o caminin yanı başında geçmişimizi düşündüğümüzde, Horasan medeniyetini düşündüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyoruz. Sözü daha fazla uzatmıyoruz değerli seyircilerimiz, sizi Horasan'ın başkenti Herat'a götürüyoruz. Herat, Horasan demek, ilim demek, kültür demek, medeniyet demek ve Horasan medeniyetinin en müstesna izleri Herat'tan beri de yaşıyor ve yaşatılmaya çalışılıyor. Bizler Horasan'ı, Herat'ı araştırıyor, tarihe ve zamana not düşüyoruz. Devri Alem Vakfı'yla ve Herat'tayız. Horasan'la ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle sizleri Herat'ta, Herat Ulu Camii'nin yanı başında baş başa bırakıyoruz. Burhanettin Rabbani, Cemiyet-i İslam'ın lideri, mücahitlerin başı ve Afganistan Cumhurbaşkanı Burhanettin Rabbani Bey ile görüştüğümüzde çok önemli bir hususu söyledi. Ve şu an Herat'taki bu abidenin altından onu söylemeye çalışacağız. Nedir o husus? Diyor ki Afganistan önemli bir coğrafya. Büyük bir coğrafya Afganistan. Ve Afganistan Rus İmparatorluğu'nun yıkılışına ve Amerikan İmparatorluğu'nun yıkılışına sebep olmuştu diyor. Ve o İngilizlerin söküp çıkartıldığı Afganistan topraklarında o şehit askerler anıtına dikilen anıtın önündeyiz. Ve Herat'taki, Horasan'daki gezimize devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bir Devri Alem programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zaman hızla geçti ve ilk kez Türk televizyonları içerisinde Horasan medeniyetini ekranlara getirdik. Ve Horasan erenleri sayesinde Anadolu'nun, Balkanların, Kafkasların İslam medeniyetiyle tanıştığını ilk kez duymuş oldunuz. Horasan'ın nerede olduğunu, Horasan'ın Delhi'den İsfahan'a kadar büyük bir coğrafyanın adı olduğunu ve Türkistan coğrafyasının da Horasan'ın bir parçası olduğunu ilk kez ekranlara getirmiş bulduk. Horasan'ın başkenti Belh, bugünkü Mezar-ı Şerif, Herat, daha birçok coğrafyayı adım adım gezdik ve Horasan bölgesi. Horasan'ın başkenti Afganistan. Yani Afganistan'ın Behr ve Herat şehirleri anlatılmaz gezilir. Anlatılmaz yaşanır, izlenmez oraya gidilir. Horasan'la ilgili, Horasan medeniyetiyle ilgili anlatılıp söylenecek çok şeyler var. Ancak zaman ayırarak Horasan'a gitmek, yani bugünün Afganistan'ın başkenti Kabil'den yola çıkıp Herat'ı, Belh'i, daha birçok coğrafyayı, Gazneli Mahmud'un memleketi Gazne'yi gezmek gerek. Evet. Sözü daha fazla uzatmıyor. Bir başka kültür coğrafyamızda, kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak üzere Horasan'ın başkenti Herat'tan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.